Yer kalktı yendi, yer kalktı yendi. Taşın şunun altında kaldı. Başını taşın altından çek. Yıkılan evler, hasar gören binalar ve oluşan derin çatlaklar. 5.5 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'ı böyle vurdu. Herkes panikle kaçışmaya başladı. Sadece köy evleri değil, belediye ve hükümet konağı da ağır hasar aldı. Yıktık, bayağı yıktık. Birden bir sarsıntı oldu. Hepimiz dışarı çıktık. Şu an evim arka tarafta hiçbir şey kalmadı. Saat 14.07'de Adıyaman'ın Samsat ilçesi 5.5'lik depremle sallandı. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Sarsıntıya binalarda yakalananlar kendini dışarı atmak için hızlı adımlarla koşmaya başladı. Sadece Adıyaman değil, başta Şanlıurfa ve Malatya'da depremi hissetti. Şanlıurfa'da konferans salonunda depreme yakalanan öğrenciler büyük panik yaşadı. Salondaki öğrenciler böyle kaçıştı. Samsat'taki bir lisede öğrenciler deprem tatbikatı sırasında depreme yakalandı. Tatbikat yapmayı beklerken gerçekten bir sallantı oldu. Adıyaman'daki deprem Diyarbakır Sur'da da bir basın toplantısı sırasında hissedildi. Projeyi çok önemsedik. Deprem oluyor değil mi? Depremin merkez üssü Samsat'ta ve çevre köylerde hasar büyüktü. Belediye binasının camları kırıldı. Hükümet konağında da derin çatlaklar açıldı. Yani vurdu böyle yerden sıçrayı gibi vurdu. Sesler de bayağı geldi. Hemen ben kolonun altına kaçtım. Çok şükür, Allah şükür olsun ki az sürdü yani. Samsat'taki ilk depremi büyükleri 4.4 ile 2 arasında değişen çok sayıda artçı şok izledi. Artçıların sayısı 50'yi aştı. Yer kalktı yendi, yer kalktı yendi. İlk belirlemelere göre 26 yaralı var. Başım şunun altında kaldı. Başını taşın altından çekip kumlara attı, başının altından çıkardık, ayakkabısı kaldı. Samsat ve çevre illerde okullar boşaltıldı. Eğitime ara verildi. Vallahi dışarıdayız. Evimiz kalmadı. Yani hiçbir şeyimiz. Yer sarsıldı. Okula koştum. Direkt çocuklarım aklıma geldi. Kızılay bölgeye geceyi sokakta geçirmeye hazırlananlar için yardım gönderdi.